Amca biz 1919-1920 yılları içerisinde vefat ettikleri rivayet edilen, anlatılan Sökel Ali Efe, yanındaki Yenipazarlı Hacı Kara Mustafa Efe ve diğer kızanlarla ilgili Evet. bilgi arıyoruz. Makale hazırlamak istiyoruz bu Çok konuda. güzel, Bu alanda kitap yazan akademisyenlere, yazarlara, öğrencilere de kaynak sağlamaya çalışıyoruz. Mezar yerlerini tespit edemedik. İşte siz torunu oluyormuşsunuz. O yüzden sizi ziyaret ettik. çok Bu güzel. konuda bildiklerinizi bize anlatırsan memnun oluruz. Tabii. Ben başlayayım mı? Tabii. Ben güzel bir bilgimle sizi toparlayacağım Tamam. gerektiğinde. Tamam olsun. Evet. Şimdi Demirci Efendi'nin baş kuzanlarından Hacı Kara Mustafa'nın dedem benim yani. Dedem. Demirci Efendi, dedemleri Denizli'ye göndermiş. Bittikleri yerde pusu kurmuşlar. Kendilerine kurtulma mücadelesi verirlerken dedemi de öldürmüşler. Öyle orada. Bu olayı duyan Demirci Efe Denizli'de çok büyük bir çukur kazdırmış. Denizli'ye giden Demirci Efe taş taş üstünü koymayacağım demiş yani. Ne kadar zengin, ne kadar Denizli'nin önde gelenleri, bu gancıklığı yapanlara hepsini öldürüp çukura doldurmuş. Bildiğin mi aktarmışsın o? Not almış. Öz oğlum. Tamam. Yok. Olsun abi. Öz. Dedem eve bir hafta, 10 gün, 15 gün, 20 gün bir müddet gelmemiş eve. Evli mi o zaman? Tabii dedem var, evli. Evli. Ha. Dedem gelmeyince nenem Nazilli Demir Cefer'in evini gidiyor. Bir iki gün kaldıktan sonra hadi be kızım Efe'yi kaybettik. Hadi seni ben bir şey vereyim, Efe vereyim. Bir de at vereyim. Bir evi de altın mı? Yani ne kadar kudurası onu da bilmiyorum yani. Hebe artmış. Atılan yeni pazarı göndermiş. Bir yandan altınlar dökülü dökülü, bir yandan da nenem ağlaya 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 yeni pazarı getirmişler ya. Çalıya çırpıya mı takıldı acaba? Ondan mı altından Artık takıldı? onu bilmiyoruz. Yani. Benim Gelinliğiniz nenemden duyduğum o yani. Atın üstünde bir hebe altın neneme göndermişler. Hebe delikmiş altını dökülü dökülü. Nenem de ağlaya ağlaya yeni pazarı getirmiş. Efendim biri. Çocuk sıcağı daha var. Demirci Efe'den giderken Efe Denizli'ye giderken bir tren dolusu silahlı zeybek 2-3 bin kişilik götürmüş. İstasyonda bu pusulayı engellemeye rütbesi yüksek subay trenden iner inmez Efe dayı oradan alnından takarak onu vurmuş şu anda. O üst rütbeli bir subaya. Valiyi aramış, vali saklamış. Demirci Efe ölen arkadaşlarının başında hayatta Demirci Efe'yi ağlarken gören olmamış. Hiç kimse Efe'nin ağladığını görmemişmiş. Orada ağlamış yani. O kadarını biliyorum yani. Ondan sonra öldürmüş, gömmüşler oraya diye duydum ben. Hatta Mezar yeri belli değil, değil mi? evet. Mezar yeri Annemin bilmiyoruz. yeri belli yalnız Yenipazar'da. Annemin yeri. Köye getirmiş olabilirler mi cenazeyi? Hiç öyle bir şey çocukluğumdan beri ben yani hiç öyle bir şey oraya gelecek olayı yok. Bizim sülalenin olduğu gibi ordular yani bir yerlere Peki girişti zaten mezarı. ailenizin hepsi dağınık mı yani bir arada mı Bir gömdü? aradılar böyle Orada eski o taşlı sülale. mezar var mı? Eski taşta mezar var mı derken olabilir çünkü ben bir Belki şey oraya söyleyebilirim yani. yani belki oraya gömmüş Sen olabilirler. annemin kendi çeksen de olur. Ben bize Çünkü ben ben buraya... Ara Mustafa'nın Sen ismini tam söylemedin bize. Onu kayıt altına alalım. ha, Tam ben ismin. İzmir Yeni Pazar doğumlu 1942 28.5.1942 Yeni Pazarlıyım yani. İzmir'de oturuyorum. Burhan Kocataş. Hacı Kara Mustafa efendim. Torunu. 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 Aynı zamanda Kızının oğlum, kızdan kızım mı oğlu, oğlu? Kızım oğlu. Tamam. Kızın oğlu. Aynı zamanda İzmir Esnaf Odası Başkanıyım, Camcı Odası Başkanı yapıyoruz. Aynı zamanda Katar Cam'ın sahibiyim burada. Yıllarca şurada bak Yenipazar Hastanesi'nin camlarını taktık hibe olarak. Çok tarihi bir gazete nüshası bu. Evet. Onu da çekelim birazdan. Efe getir bakalım o şey fotoğraflar karşıtı görsün kardeşleriniz yani İsmet Sezgin'den beraber olduğumuzdan bir çıkıyor kapalı. Efe'nin fotoğrafı yok değil mi sizde? Efe'nin fotoğrafı yok. Peki
ben sizden bir şey rica etsem. Yeni Pazar'da asker şubesi var mı yok mu bilmiyorum. Nazile vardı, Nazile'ye geçti. Değil mi Ali? Bir müsait zamanınızda Nazilli'ye ya da Aydın'a asker kübesine bir dilekçe verin. Yeni Pazarlı Hacı Kara Mustafa Efe. Tabi soy isim yok o zaman. O büyüğünü getir gene. Hacı Kara Mustafa Efe ile ilgili devlet arşivinde bulunan herhangi bir belge varsa tarafından verilmesini arz ediyorum diye bir dilekçe yazın. Aydın mı? Aydın'a da olur, Nazilli'ye de olur. Şimdi Milli Mücadele dönemindeki efeler Milli Ordu Kuruluşu adı altında kayıtlı. Oradan bilgi çıkabilir. Yani ilden mi olur, ilçeden mi olur yani? Nazilli'den daha iyi olur. Olur. Sen beni yazıyorsun onda. Tamam. Ben seni devam ettim. Hakkın hangi cephede görev yapmış, fotoğrafı var mı çıkabilir orada. Anladım. Olur. Bu konuda bildiğin başka bir şey var mı bize anlatabileceğin? Cephedeyle ilgili. Sen okuduğun kitaplardan bu vardı şey. Ya. İşte bu Yunan ordusu İzmir'i işgal ettiği zaman işte İzmir'i işgal ediyor, Aydın'a ilerliyor, oradan da Denizli'ye geçme ihtimali var. Hani Atatürk diyor ki şeylere, Milli Mücadele'de işte oradaki efelere diyor ki, aslında şeye söylüyor bunu, Cevap vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Cevap Ayar'a söylüyor, diyor ki git diyor oradaki efeleri örgütle, Denizli'ye gitsinler, oradaki halkı örgütlesinler, şeye karşı, Yunan ordusuna karşı şey yapsınlar, karşı koysunlar diyor. Çünkü o zaman Denizli'de yaşayan bir Rum azınlığı var. Hani Yunan ordusuyla işbirliği yapmasınlar diyor. Dedemle ilgili bilgi lazım bize. Dedemle ilgili. İşte yani şey oluyor. Dediği gibi pusuya düşürüyorlar. Hani demirciye fonları yolluyor. Oradaki şey olsun diye. Ailede böyle neneden, dededen, amcadan, dayıdan ya da köyde herhangi bir köyün ileri gelenlerinden hani sözlü tarih deriz biz. Kulaktan kalma, duyulan. Yani Hacı Kara Mustafa Efe ile ilgili bir bilgi var mı? Yok abi. Yok oğlum, yok. Yine bana. Sen adın? Efe, herhangi bir adı. Efe Kocataş. Dedenin adını sayıyor şimdi. Aynen. Çok güzel. Evet. Tamam. Başka bu konuda bir bilgi? Yok. Burada herhangi bir hatıra yok değil mi? Yani, yok körüm benim ya, yok körüm benim ya. Tabancası kılıçlar. Yakın arkadaşları kimmiş biliyor musunuz? Evi duruyor yalnız. Evi duruyor mu? Evi duruyor. Evin fotoğrafını çekelim. Tabii. Girerken Yeni Pazar'da. Nerede? Hemen girişte. Necat Abingil'in evini biliyor musun? Sen yapılan eve. Fotoğrafçı Necat Abingil'in evini Yeni Pazar'da girerken böyle solda. Ne diyeyim ben sana? O da, bilemedim. Tamam, bilemezsin. Tamam, olur, bilemezsin. Kamil Dayı'nın evi devresi. Senin kime ait ev? O indi miras malı gibi yani duruyor. Hanımı Kamil Dayı'nın şoförlük yapıyordu. Bangilen, Ergolan'da falan kamyonları çok kullandığında. Ergolan var mı evde? He? Ergolan var mı? Yok, onu da İzmir'e getirdiler, o da bakılıyor yani. Epey kullanır durumda mı? He? Kullanır durumda mı? Arka tarafla perişan yani nenemin oturduğu ev. Hatta gaz sak diyorum ben, altını çıkar oradan diyorum ben kendi kendime. Valla bak yani o abi yani o günleri yaşıyorum. Yarısı yolda dökülmüş, yarısı belki oradadır. Ben Yeni Pazar'a gelirsem onun anahtarını alabilirim evin. Hele. Tamam. Bakalım sen Necati ile görüşmeli. Bir evi alalım. Öyle. O zaman belki eşya bu belki çıkar. Arka tarafta hani hatıralarından bilmem. Evden fotoğraf bile çıkabilir. Hiç belli olmaz. Evet. Hiç belli olmaz. Evet. Fotoğraf bile çıkmaz. İç ağzımızı demeyelim. İyi yani. İyi abi, tamam.